Herkese merhabalar. Evet, yeni aldığımız arsamızdaki kullanılmamış ahırımızı eve dönüştürmeye devam ediyoruz. Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Sabahtan mutfak için kontrol ölçüleri için geldiler. Bu duvarın meyilleri var. Yani eşit olmadığı için duvarı düzeltilmesi gerektiğini söylediler. Şimdi Tarık duvarı düzeltmek için kolları sıvadı her Evet. zamanki gibi. Teraziye alacağız arkadaşlar burayı. Dümdüz yapacağız. Yani bayağı bir yamukluk var şurada. Evet, hem teraziye alacak hem de bu yukarıya doğru olan ahşap olan bölüme kadar sıvayacak. Oraya da çivi ve tel şu anda işleme uyguluyor. Çivi çakıyor. Evet, bakın arkadaşlar şuradaki. Evet, alta doğru geniş Şuralar bayağı yamuk. açıklık var. Ondan sonra burayı komple düzleyeceğiz. Çünkü dolabı takacak arkadaşlar dedi abi bu şekilde olmaz dedi. Buranın dedi, dümdüz olması gerekiyor. Yani burada da alta doğru. Evet. Yani bayağı yamuk. Evet, burası eşitlenecek ki hem fayansı düzgün olsun hem dolap düzgün takılsın. Nasıl yamuk yumuk sıvamışlar ya? Kim sıvadı buraya acaba? Acaba kim sıvadı? İlk sıvadığın duvarlardan olduğu için. Evet. Ben sıvamıştım. Acemilik sıvalarından. Şimdi buraya tel çekeceğiz. Komple. Çünkü ahşabın üzerine sıvı olmuyor arkadaşlar. Sıvayı tutması için. Sıvayı tutması için Evet, tel çekeceğiz. hem çivilerle telleri tutturacak. Ondan sonra sıvayacak. Evet, bugün banyonun tavanını bitiririz diye ama bu daha acil. O yüzden birkaç gün sonra herhalde. Dolabımız geliyor Evet, arkadaşlar. Çok dolabımız az kaldı. gelecek. O yüzden duvarın bir an önce yapılıp kuruması lazım. Dolabımızı siz de çok beğeneceksiniz. Özellikle tezgahı. Mükemmel. En son yerler kalıyor. Onu da hallettiğimiz zaman şu ince işler bir bitse. Şimdi mesela bugün tavanı bitiririz diyorduk. Banyoyu bitiririz diyorduk. Dolabını yaparız diyorduk. Bakalım buranın sıvası bitsin. Banyoda ne yapabilirsek tekrar çalışacağız. İnşallah dolabı da yetiştirebiliriz. Evet, birkaç gün yağmur yağdı. Onun sonucunda hava açtı. Bugün hava çok güzel. Şimdi Mehmet abilerin, Nilgün ablaların evine de bir bakalım Tarık. Orada da gelişmeler oldu. Onları da göstereyim Evet, ben. bunları Oraya göstereyim. doğru gidelim. Evet, yan arsa komşumuz, Muğla'dan komşumuz. Bizimle birlikte gelen Mehmet abimiz ve Nilgün ablamız. Bilmeyenler için tekrar ediyorum. Onların da hemen yan arsamızda, bitişik arsamızda evleri yapılıyor. Şimdi evlerine bakalım. Şu yanları beton atılmıştı. Onların kalıpları falan söküldü. Burası düzlenecek. Ondan önce tesisatı, yani hem gider boruları, işte mutfağın, banyonun tesisatları çekildi. Yine Mustafa abimiz yaptı bunları da. Şöyle. Burada tuvalet, banyo. Şöyle bakalım. Şimdi evin şekli çıkmaya başladı. Bu ortada tuvalet, banyo olacak. Sağ ve solunda da birer tane oda var. Ev toplamda 70 metrekare. Bu tarafta salon ve mutfak. Mutfak salonun sol tarafında. Salon mutfak bir oluyor bizimki gibi. Yine manzaraya bakan Nilgün ablanın güzel bir mutfağı olacak. Evet.
Bugün de beton aracını bekliyoruz. Büyük ihtimalle bugün gelecek ve buraya artık zemini düzeltilecek. Tam evin zemin betonu atılacak. Burası da evlerinin yan girişi. Ön tarafları veranda olacak. Veranda böyle devam edecek. Verandanın altına da büyük ihtimalle depo gibi, kömürlük, odunluk gibi bir şey yapılacak. Burası da evlerinin girişi. Buradan böyle merdivenli bir giriş olacak. Evin yan girişi, ana kapısı yani. Şansiko, ne yapıyorsun oğlum? Şansa bayağı bir boy attı. Odi abisi geldi. Evet, Odi ve Şansı çok iyi anlaşıyorlar. Odi gerçekten çok sabırlı. Şansının bütün yaramazlıklarına rağmen abilik yapıyor. Değil mi Odi? Aferin Odi. Bakalım Tarık usta ne yapıyor? Evet, tam çekeceğiz arkadaşlar. Çiviler bitti mi? Bravo. Bu tel ne işe yarıyor Esen? Sıvayı tutuyor. Dışarının o ara çivilerini ben çakmıştım. Biliyorum yani. Artık öğrendim ben de. Evet, burası içinde iyi olacak. Yukarıya kadar sıvanıp burada biz ne kadar köpük çeksek de tabii oranın kapanması lazım ki börtü böcek gelmesin. Benim sesim gidip geliyor. Tam iyileşemedim. Nereye? Allah. Kırdım. Tam iyileşemedim. Arada böyle sesim gidip geliyor, kusura bakmayın. Biraz soğuk algınlığım var. Bazen çekmiyor sesim. O da beni takip ediyor. Demin dışarıdaydık. Yatıyordun. Ne oldu? Geldin mi anneciğim? Hı? Şansı'yı bıraktın, geldin mi? O da yalnız gerçekten çok sabırlı bir köpek. Çok da sağlık. İnanılmaz sabırlı. Şanslı'nın o ısırmalarına, yaptığı yaramazlıklara, her şeye büyük bir olgunlukla, ağırbaşlılıkla karşılık veriyor. Yani başka bir köpek olsa onun yerine gerçekten. Öteki şanslı olsaydı. Öteki şanslı bile sabretmezdi. Odin'in paçasını bozmuştu çünkü. Evet, Odi ilk geldiğinde bayağı bir eğitmişti Odi'yi. Evet. Evet, şimdi yine harç yapacak Tarık. Tarık, harç işi bitmedi bir türlü. Vallahi billahi. En zor işte harç yapmak arkadaşlar. Ama daha bu kapının önü var yani. Buraya da harç yapacaksın. Evet. Evet, biliyorsunuz ki önceki videolarımızda söylemiştik. İçeriden çıkan bütün molozu biz bu kapının önüne yığdık. Böyle yayarak. En son burası veranda olacak çünkü. Gitmiyor. Çok mu doldurdun? Bilmiyorum. Kumdan gitti.
Nazar değdi. O da kazıyor bak. Oyun oynuyor babası. Dağıt, dağıt. Şanslı. Dağıt. Dur, dur. Gel, burnun burnu kum oldu, gel. Süper. Pratik. Nasıl olacak? Sana şey mi konuşuyor? Ha. Arkadaşlar mesela bakın şurada bir boşluk var. Orayı dolduracağım. Şimdi buraya biraz kalın oldu, kurumasını ekleyeceğim. Şurada biraz boşluk var. Burayı dolduracağım. Sonra yukarıda boşluk var. Yani şu yani tahtanın olduğu yerde. Bir daha bakalım. Şurayı dolduracağız. Şöyle buraya kadar. Şuraya dokunmayacağız. Şurası. Şurada çok az var. Thank you.
Sıçratmayı da öğrenmiş artık. Sıçratmıyor. Yok, Allah'tan duvara sıçramıyor. Tersine geliyor. Tersine daha güzel atacağım da. Şimdi bak daha bakalım. Oturtacak şekilde ayarlıyor. Delikleri kapatma da. Evet. Nişan alıyor. Nişan alın. Düz olmaz diyoruz. İçeride. Evet, mutfağımızın duvarı bitti. Tavana kadar sıvadı. Tam üst kısımlara kadar boşluk kalmadı. Biliyorsunuz buralarda çirkin tahta görüntüsü vardı. Köpüklemiştik onların aralarını boşluk kalmasın diye. Yukarıya kadar da sıvanmış oldu. O görüntü de kapandı. Gayet güzel oldu. Şimdi birkaç gün sonra mutfak dolaplarımız gelecek, takılacak. Sonra fayansları yapılacak. Şimdi banyoya geçtik. Banyonun tavanına kalekim yapmıştık. Önceki videomuzda kalekimimiz de kurudu. Şimdi Tarık Usta işlemlere devam edecek. Banyomuzun tavanı kurudu. Gayet de düzgün çekmişsin. Vallahi güzel olmuş. Şimdi astar boya çekeceğiz. Normal tavan boyasıyla da boyayacağız. Banyodaki işlemimiz bitecek. Banyo dolabımızı da takmamız lazım çünkü. Bugün tavanı da halledelim diyoruz. Değil mi Tarık Usta? Soba bacasını açıyoruz arkadaşlar. Yani bayağıdır söylüyorsunuz bize soba bacası açın diye. Şimdi onun zamanı geldi. Evet, baca yerini açacağız. Şimdi kurumaya bıraktık astarı. Duruma göre bir kat daha çekeceğiz. İyice kuruduktan sonra bakacağız rengini.
Evet, banyonun tavanının astarı kuruyor şu anda. O kururken artık nihayetinde sobamızın baca yerini açacak Tarık. Evet, açılışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği soba baca yerini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Açılış yapacak mısın? Ne yapalım? Kırmızı kurdalim ki. Evet, kırmızı kurdalim keseceğiz. Mesela şöyle açıyorum. Şöyle düşünelim. Şimdi şuradan gelecek ya. Evet. Şuradan geldiğini düşün. Şöyle. Şurası mı? Ben diyorum ki oraya değil de sağ tarafa doğru mu açsak? Bu tarafa. Evet. Şimdi şöyle sobamızı buraya kuracağız. Soba bacası da şu tahtanın altından gelecek. Tabii biraz mesafe olacak. Buraya kadar gelecek. Ancak direkt karşıdan çıkamıyor. Neden çıkamıyor? Çünkü orada duvarın içinde sıvamadan önce büyükçe bir kalas vardı. O yüzden de oradan çıkamıyor. Oradan çıksa aslında çok güzel olacaktı ama maalesef. O yüzden ya sağ taraftan ya sol taraftan dirsekle çıkarmamız lazım. Şimdi sol tarafa da buraya da koltuk gelecek. Buraya L koltuk düşünüyoruz şekil itibariyle. Oraya kadar da koltuk gelecek. Şimdi koltuğun üzerinde de olmaz. Orada çıkarmamız gerekir. Ne bileyim oradan kurum murum dökülebilir. Ya da tepemizde olur. Olmaz. Biraz ben diyorum ki şöyle sağ tarafa doğru açalım. Ne dersin? 30 bir şey 14 santim mesela burada nasıl olacak ki? Orada da az bir yerimiz var. Şimdi burada televizyonumuz olacak. O yüzden buradan da çıkartamıyoruz. Diğer tarafta da mutfak dolabı olacak. Yani sobayı buraya kurduğumuz zaman burada mutfak dolabı olacak. Oradan da çıkamıyor. Baca için en münasip yer burası ama onu da soldan çıkarırsak koltuk sorun olur mu orada işte koltuğumuz. Ama şimdi buradan da açarsak burası çok dar. Tahtanın yanma ihtimali var. Yanmaz mı? Yani çok çok kapının üstüne de gelemeyeceği için. Şuradan açalım ya. O zaman mecbur oradan açacağız. Buradan açıyorum. Zaten dümdüz gelecek ya şimdi şöyle borular. Şuradan soldan çıkacak. Çıkabilir mi öyle? Şuradan çıkacak. Kendi bakayım arkada bir engel olan bir şey var mı? Evet. Sonra bakımlar kırmayalım. Hadi ne yapıyorsun oğlum orada ya? Hadi yatıyor. Şuralarda. Buradan çıkacak. Evet. İyi mi? Devam edeceğiz. Yani şuradan şöyle. Çok da güzel olacak Esen. Güzel oldu. Şuradan şöyle. Bacı olunca eve benziyor. Buradan böyle bir boru gelecek. Bir boru da yukarı çıkacak. O evet. siyah borular var ya şık. Güzel borular. Onlardan koyarız. Evet. Gri boru. Buradan gri böyle boru. Şu tam ortadan yukarıya vereceğiz değil mi? Hı hı. Şimdi böyle dursun. Güzel oldu ama nasıl?
Birinci katımız kurudu. Şöyle bakalım. Şimdi ikinci katı geçiyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, artık kurudu boyada ama olmadı. Evet, dekoratif sıva yapacağız arkadaşlar. Evet, acaba kale kime olur mu dedik. Hiç dekoratifle uğraşmayalım dedik ama olmuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Olsun. Denemiş olduk, gördük. Evet. Böyle de tecrübe oldu. Mecburen dekoratif sıva çekeceğiz. Evet. Daha ne yapalım? Gidelim de dekoratif sıva alalım mesela. Hadi koş. Gidelim. Yakalandık. Yakalandık. Evet arkadaşlar, bir koşu dekoratif sıvamızı aldık geldik. Evet, hadi onu da yapalım. Temizlemişsin burayı. Evet, burası. Ben gidip gelene kadar. Tertemiz oldu. Ha, burada güzel oldu. Tavana kadar kapandı. Önemli olan düz zemin olması da oldu. Evet, dekoratif sıvayı da ilk kez yapacağız. Normal sıvadan farklı, değil mi? Evet. Normal sıvadan farklı, bu dekoratif. Evet. Evet, dekoratif sıvayı ilk kez yapıyoruz ama yapımı herhalde normal sıva kadar zor değildir diye düşünüyorum. Bakalım, deneyip göreceğiz. Sanki normal sıva gibi de zor değil, değil mi düzeltmesi? Biraz zor. Zor mu? Yani zor zaten, zor yani mesela. İki yerleri kapatmışız. Ama çok güzel olacak, öyle görünüyor. Thank you.
arkadaşlar, bitti. Dekor sıfırımız bu şekilde. Bunlar dekor oluyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi dekor bu. Yani çok uğraştık bu dekoru ödene kadar. Şunlar ağaç dalı dekoru. Aynen. Harika. Burası da şey, yarış pisti dekoru. Formuladır. Böyle güzel bir dekor oldu. Şu da şey, çizgi yol mu yaptın burada da? Bir yol çizgisi gibi bir yani şey. Burada mesela ne bileyim, oturup düşünürken falan şurada kafanıza da bakabilirsiniz. Yani bir sürü yol var burada. Neyse. Evet, şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki böyle değil. Şimdi anan ayarlıyoruz. Evet, şimdi bakalım. Dekoratif dekoru veriyoruz şu an. Değişti. İyi ki de boya olmamış. Çok daha güzel oldu. Evet. Ben ne düşündüm şimdi? Sana bir iş daha çıkardım. Ne? Acaba dedim salonun tavanını da mı böyle yaptın? Zor iş. Özellikle tavan. Duvar olsa yaparım da tavan gerçekten zor ya. Ama çok fark. Yani inanılmaz fark var. Çok güzel oldu. Belki daha sonra yapabiliriz. Olur. Yaparız. Değil mi? Yani kaç sene sonra yapabiliriz. Kaç sene sonra? Bu kış kullanalım bence o şekilde tavanı. Bence de. Yaza. Bir daha kışta kullanalım. Oldu. Güzel oldu. Bitti. Ben de bitti mesela. Şurada bir şey kalmış. Küçük bir şey. Bunu dolduralım. Yani. Evet, daha kısa sonra tuşlarını. Kardan adam gibi oldu. Vallahi aynen, kendimi de sevdim. Vallahi süper oldu. Evet. Şöyle bakalım. Gerçekten iki boyadan vazgeçmişiz. Kesinlikle. Kurusun bir görelim. Eline koluna sağlık. Yaşıyor. Nasıl, duygularını alayım, güzel oldu mu? Valla bu kadar beklemiyordum. Arkadaşlar, beklemiyordum.
kadar beklemiyordum. Süper oldu. Ellerine sağlık. Takipçilerimiz de beğenmiştir. Silimi burası bir şey. Kurumadan bile güzel duruyor. Dekor spa arttı arkadaşlar. Bunu burada kullanacağız. Geri kalanı evet. Bir de şu sağda kullanacağız. Şimdi kendini görsünler etsin. Bu duvarımızda böyle alçıyla yapmıştık. Ama dalgalanmalar var. Çok içimize sinmemişti zaten. Evet. Şimdi Tarık dedi ki artan dekoratif sıvayı değerlendirelim. Hem de duvara güzel bir görüntü kazandırmış olur. Orayı da dekoratif sıva yapacak. Evet, bu duvarı da aynı şekilde Tarık dekoratif sıva yapacak. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde böyle yamukluklar var. Çok içimize sinmemişti. Şuralarda olduğu gibi. Şimdi dekoratif sıvayla ikisi de hallolacak. Değil mi Tarık usta? Evet. Güzel oldu. Eline koluna sağlık. Evet Tarık bugün çok yoruldu. Hem tavan hem duvar. O yüzden artık gidip evimize dinlensin biraz değil mi Tarık? Evet. Bir de bu videoyu hazırlayacağız arkadaşlar. Evet bir de video yapacağız şimdi. Evet. Bu videoyu ayağına hazırlamamız lazım. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Like that. Seviyoruz sizleri. Sizleri seviyoruz.